Emrullah merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Şimdi Çeviker çifti önemli tabii. Onların aslında harekete geçmesiyle bu durum ortaya çıkıyor değil mi? Kesinlikle dosyaya da baktığımızda da iddianameye de baktığımızda Çeviker çifti uzun süre paralarını alamayınca buradan şüpheleniyorlar ve banka yetkilileriyle konuşmaya başlayınca bu işler artık çorap söküğü gibi ortaya çıkmış oluyor. Bütün hepsi de sonrasında zaten sistem dolandırıcılık olayı da patlak vermiş oluyor. Hı hı. Sonrasında yine dediğimiz gibi de banka kendisini buradan nasıl koruyabilir, nasıl bir kendinden zarar görmeden çıkabilir o yöntemlere başvuruyor. Bununla ilgili olarak hem Seçil Erzen'le konuşuyor hem de müfettişler atıyor. Müfettişlerin incelemeleri yapması isteniyor. O müfettişlerin hazırlamış olduğu raporların hepsi de teftiş kurulunun hazırlamış olduğu raporların hepsi de banka yönetimine teslim edip sonradan bankaya, banka Cumhuriyet Savcılığına bildiriyor. Yani İstanbul Çağlayan'daki Cumhuriyet Savcılığına böyle bir dolandırıcılık olayı olduğunu belirtmiş oluyor. Suç duyurusunda bulunuyor. Şimdi tabii bir sonraki duruşma ne zaman Emrullah? Aralık ayında yanılmıyorsam 15 Aralık olması gerekiyor. 15 Aralık. Yine ben de takip ediyor olacağım. Takip ediyor olacağım. Şimdi tabii hani işte son duruşmaya da gitmiştin sen. Az önce söylediğim gibi ifadeler, onların detaylarına baktıkça ve gerçekten de işte basına röportaj verdikçe bu fona kananlar daha farklı detaylar da ortaya çıkıyor. Şimdi bir taraftan işte Seçil Erzen'le birlikte değil mi 6 tutuklunun olduğu 18 sanıklı bir dava sürüyor. Ama bir de ise soruşturma içerisinde dosyanın içinde farklı soruşturma başlıkları da var. Birincisi işte bu tefeci meselesi, tefecilerden para alınması, tehdit falan. İkincisi de bir banka yetkilileriyle ilgili alıkoyma meselesi değil mi? Yani biz üç ayrı başlıkta sürecin gittiğini görüyoruz. Ve hiç araya girmeden hani şunu da söyleyeyim. Ve hala hem medyaya yansıyan pek çok yorumda ve haberde hem de işte televizyon kanallarında bu konuyu konuştuğumuz, konuklarla konuştuğumuz her yerde hala bir Fatih Terim sorusunun devam ettiğini de görüyoruz. Fatih Terim de işte hafta sonunda ilk defa bir açıklama yaptı. Bir Fatih Terim kompleksinden kaynaklanıyor dedi. Kendi isminin bu kadar gündemde tutulması ve hazır olun hukuk savaşı başlatıyorum dedi. Dolayısıyla o başlıkta da böyle bütün o puzzle'ın parçalarını bir araya getirdiğinde biz neye odaklanacağız sence? Nasıl ilerliyor bu mesele? Birincisi dosyanın içerisinde çok fazla dosyalar oluşacak gibi. Evet. Bu sadece banka müdürü Seçil Erzan'ın basit bir şekilde yaptığı nitelikte dolandırıcılık ve sahte evrak düzenleme dosyası değil. Bu suçun içerisinde biz görüyoruz ki farklı suçlar da oluşmuş durumda. Birincisi neydi? Tehdit ve tehditle birlikte tefecilik var. Bunu kimler yapmış? İşte dosyadaki iddiaya göre başta Galatasaraylı eski futbolcu Semih Kaya, menajeri ve bununla beraberindeki bazı 11 isimden bahsediliyor. Bu isimlerle ilgili olarak ayrı bir soruşturma başlatılmasına karar verildi. Tabii burada bu şikayet yapanlardan birinin de banka olduğunu belirtmekte fayda var tefecilik işlemiyle ilgili olarak. İkincisine bakıyoruz. Seçil Erzan'ın hürriyetinin gasp edilmesi söz konusu. O da yakalanmadan önce yani savcılığa teslim edilmeden önce 3-4 gün boyunca bazı banka yetkilileri tarafından bir yerde alıkonularak, hürriyeti gasp edilerek aynı şekilde Seçil Erzan'a bu dosyadan bankanın adını çıkartması için bazı konuşmalar yapıldığı iddia ediliyor ki bunu daha sonra da Seçil Erzan vermiş olduğu ifadesinde de bunları belirtiyor. Banka yetkilileri tarafından alıkonduğunu söylüyor. Şimdi bu dosyaya da baktığımız zaman bir alıkoyma yani hürriyeti gasp etme bir iddiası söz konusu ki bu çok ciddi bir iddia. Burada da bankanın üst düzey yetkilileri bu dosyada sanık olacaklarını belirtelim. Şimdi bir ana dosyamız var. Bu az önce bahsettiğimiz nitelikli dolandırıcılık ve sahte evraktan bahsettiğimiz Seçil Erzan'ın dosyası. Şimdi bir dosyanın daha olduğu söyleniyor. Yani bunu da ben Çağlayan Adliyesi'nde Fatih Terim'in dosyanın her tarafında adı geçmesi sebebiyle Fatih Terim'le ilgili hangi aşamadayız? Yani Fatih Terim burada müşteki mi olacak, tanık mı olacak dosyanın her tarafında Fatih Terim var. Ve aynı şekilde Fatih Terim'in de vermiş olduğu ifadesinde benim saklama hesabımdaki 3 milyon dolar param
yok diye vermiş olduğu bir beyanı söz konusu. Ve doğal olarak bu beyandan da yola çıktığımız zaman Fatih Terim'in en azından bu ana dosyada müşteki sıfatıyla yer alması gerekiyordu. Fakat olmadığı için de ben de sorduğumda Anadolu Cumhuriyeti'nde, pardon özür dilerim, Çağlayan Adliyesi'ndeki bazı yetkililere sorduğumda Fatih Terim'in dosyasının ayrıldığını söylediler. Yani bir başka dosyanın daha olduğunu söylediler. Şu anki o dosyada kısmi bir gizlilik kararı olduğu için çok böyle ayrıntısından bahsedemiyoruz. Onunla ilgili de soruşturma devam ediyor. Ama biz Seçil Erzan'ın ya da futboldaki bu dolandırıcılık dosyasına baktığımız zaman dosya başka dosyaları doğurmuş halde ve şu an toplamda 4 dosya yürüyor. Az önce saydıklarımızla evet. birlikte çok ciddi 4 dosyanın yürüdüğünü, soruşturulduğunu belirtebilir. Önümüzdeki günlerde çok çok daha flaş gelişmeler ben yaşanacağını düşünüyorum. Özellikle 15 Aralık'taki duruşmada hem gelecek olan müştekilerin vereceği ifadelerle birlikte yine aynı şekilde burada en sonki duruşmada mahkeme bazı telefon kayıtlarını istedi. Bazı güvenlik kamera görüntülerini talep etti. Eğer ki onlar da geldikten sonra yine bazı cep telefonlarının incelenmesi talep edildi. Onların da incelenmesi bittiğinde ben bu dosyanın çok daha farklı yerlere ulaşabileceğini düşünüyorum. Evet. Ya bu arada mesela işte özellikle banka yetkililerin hani işi öğrendikten sonra ne olup bittiğini anlamak için işte Seçil Erzan'ın evine gitmesi, onun bankaya getirilmesi, oradaki konuşmalar, oradaki trafik. Orada ifadesinde Seçil Erzan kendisine serum bağlandığını ve işte bazı şeyler sorulduğunu söylüyor. Nedir o serum hikayesi? Şimdi zaten oralar hep böyle problemli bölümler. O serumun ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat kendisine hani daha böyle hani dinç tutmak, ayık tutmak için oradaki kişiler tarafından serum bağlandığı belirtiliyor. Bunların tabii hiçbiri bankada olmuyor. Banka dışında o iddialardan bahsediyoruz. Tabii biz o serumun içerisinde ne vardı, konuşturmak için başka bir şey mi yüklemişlerdi? Bilemeyiz. Bu Seçil Erzan'ın ifadesi. Ama doğal olarak burada yargılanacak olan şüpheliler belki ifadesinde böyle bir şey yoktur de diyebileceklerdir. Onu kanıtlayabileceğimiz bir durum söz konusu değil. Evet. Ama biz şunu biliyoruz. Banka yetkililerinin Seçil Erzan'ı savcılığa teslim etmeden önce bütün üzerindeki dijital materyalleri de alarak üzerinde bir incelemeler yapıp aynı şekilde de Seçil Erzan'a bazı ifadeleri söylettirerek bankayı bu işten ayrı tutarsan banka senin yanında olacaktır, seni kurtarmak için bir mücadele sergileyecektir diye iddia ettiğini Seçil Erzan belirtiyor. Peki. Ve bunu da dışarıdaki bir yerde 3 gün boyunca tutulduğunu söylüyor. Az önce dediğim gibi bu çok ciddi bir suçtur. Bir kadını 3 gün boyunca hürriyetini gasp edecek şekilde tutmak ve ona psikolojik baskı uygulamak da işkence yapılması anlamına geliyor kanunlar nezdinde diyelim. Evet. Peki hani böyle işte farklı şekilde dallanıp budaklanarak devam edebilir dedik ya. Şimdi en nihayetinde işte futbolcular, iş insanları burada mağdur olarak görünüyor şu an itibariyle. Doğru. Fakat bu kadar işte milyon dolarlarını aslında tamamen sistemin dışında değerlendirmek istemeleri. Şimdi her birimiz vergi mükellefiyiz aynı zamanda. Yani bu vergi açısından da bir soruşturma gelir mi acaba? Böyle bir olasılık var mı? Ya vergi açısından çok fazla bir soruşturma geleceğini düşünmüyorum. Şunun için çok düşünüyorum. Zaten bunların bir kısmı bankadaydı. Bankadaki paralarını çekiyorlardı. Bankadaki paralarını çekip hani yatırım amaçlı sözde bir şey uygulamaya giriyorlardı. Hani burada sistemin dışında olan bir paradan bahsetmiyoruz. Yani sistemin içinde olan bankadan çekilmiş. Mesela Arda Turan için söyleyeceğim. Bankadaki parasını çekiyor. Bir arkadaşından borç alıyor. Gidiyor arsasını satıyor. Yetmiyor. 33 milyon lira yine aynı bankadan kredi çekiyor. Bunların bütün hepsini Seçil Erzan'a teslim ediyor. Baktığımız zaman burada tamamen para sistemin içinde. Yani sistemin dışında olan bir para olmuş olsa evet vergi borcu mutlaka çıkacaktır. Ve bu parayı da nereden buldun eninde sonunda sorulacaktır. Ama burada öyle bir durum söz konusu değil. Buradaki problem hani birçok iş insanından bahsediyoruz. Yani şöyle ki özellikle Florya'daki iş insanlarından bahsediyoruz. Parasını kaptıran. Hadi futbolcuların bir kısmı ticarette bu kadar haşır neşir olmayabilir. Ama aynı şekilde özellikle Florya'daki bu iş dünyasındaki insanlar anlamında söyleyeceğim. Hani ticareti A'dan Z'ye kadar hani bilen insanlardan bahsediyoruz. Ve böyle elden bir para vermek bunca zamandır akla ve mantığa uymayan bir sistemdir. Hani çünkü eğer bir bankaya
yine yatırım aracıyla para gönderileceksek bunların bütün hepsi bankacılık aracılığıyla gönderilir. Elden valizlere doldurularak, Seçil Erzan'ın şöyle bir tabiri var. Her gelen diyor bana diyor dolu diyor valizlerle geldiler diyor. Evet. Boş valizlerle geri gittiler diye söylüyor. Hiçbir dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yatırım şekli yok. O yüzden de baktığımız zaman hani bu insanlarla ilgili olarak paraların da ortada olmaması sebebiyle muhtemelen paralarını hani geri alacak mı diye bana çok fazla insan soru soruyor. Ortada para olmadığı için Seçil Erzan'da o paralar da gitti. En fazla Seçil Erzan'a bu paralardan dolayı hapis cezası ve yine aynı şekilde de devlete borçlanmış olacaktır.